Merhaba arkadaşlar, Hertelden TV'ye hoş geldiniz. Herkesin çok beğenerek yediğini, sevmeyenin olduğunu düşünmediğim bir tarifi paylaşacağım bugün sizlerle. Mozaik pasta yapacağız birlikte. Farklı sunumları var. İçerisinde farklı detaylar ekleyebiliyorsunuz bu pastanın. Top top yapabilirsiniz, dilim dilim yapabilirsiniz, üçgen yapabilirsiniz. Ben her çeşidi deniyorum açıkçası ama bu defa üçgen şeklini tercih edeceğim ve bol cevizli olacak. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler Betty Boer bisküvi kullanılır genelde mozaik pastada ama ben açıkçası varsa finger bisküviyi daha çok tercih ediyorum. 300 gram Betty Boer ya da 300 gram finger bisküviye ihtiyacınız var bunun için. Şu şekilde parçalıyorum. Çok küçük parçalara ayırmıyorum. Çünkü elimde de yoğururken zaten biraz daha ufalacak. Çok un gibi olmasını istemiyorum. Biraz dişe gelmesi daha hoş oluyor. Şurada bir bardak soğuk sütümüz var. 3 yemek kaşığı, dolu dolu 3 yemek kaşığı kakaomuz. Dolu dolu 5 yemek kaşığı toz şekerimiz. Ve arzu ettiğim miktarda da ben bir avuç kadar kullanacağım bu ölçüye. Cevizimiz ve en son olarak da 3 yemek kaşığı, yine dolu dolu 3 yemek kaşığı önceden eritilmiş tereyağına ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi kıymış olduğum bisküvilerimin üzerine direkt sütümü ilave ediyorum. Hemen ardından şekerimi. Kakaomu. Ve erimiş sıcak bir şekilde kenarda beni bekleyen tereyağımı ilave ediyorum. Onun ısısıyla zaten şekerim eriyecek. Ve yoğurma işlemine geçiyorum. Yoğurduktan sonra çok fazla uzatmıyorum yoğurma işlemini. En son aşamada da bitmesine yakın yoğurma işlemimin cevizleri ilave edeceğim. Yoğurmuş olduğum karışımımın içerisine elimde ufak ufak küçülttüğüm bir avuç cevizimi ilave ediyorum. Rondodan da geçirebilirsiniz ama ben hem görünmesini hem biraz dişe gelmesini daha çok seviyorum. O yüzden çok ince atmıyorum. Şimdi bunu şöyle homojen bir şekilde bir tur karıştırdıktan sonra pastamız hazır olacak. Bunun 2-3 saat kadar buzlukta dinlenmesi gerekiyor. Evet, pastamız hazır. Şimdi tepsiye alacağız bunu. Şimdi şöyle buzluğuma sığacak bir tepsinin içerisine sitrecimi serdim. Ve orta kısmına pastamı yerleştiriyorum. Şimdi bu pasta ile ilgili size aslında söylemek istediğim bir püf noktası var. Dediğim gibi ben genelde finger kullanmayı tercih ediyorum ama genel anlamda aslında Betty Boer ile yapılıyor. Betty Boer daha sert, tok bir bisküvi. Bu vermiş olduğum ölçüyü Betty Boer ile yapacaksanız tam 300 gram bisküvi yeterli. Ama eğer finger ile deneyecekseniz finger daha yumuşak bir bisküvi. Dolayısıyla 450 gram bisküviyi bu ölçüde kullanabilirsiniz. Ben genelde Betty Boer'dan yapıldığı için ilk etapta onun ölçüsünü söyledim. Ama ben de şu an bunun içerisine aslında 450 gram finger koydum. 450 gram finger 3 paket finger bisküviye denk geliyor. Evet, içerisine yerleştirdim. Şimdi şeklini vereceğim. Ha, 300 gram finger'dan yapamaz mısınız? Tabii ki yaparsınız. Fakat o zaman daha yumuşak bir pasta elde edersiniz. Ama finger'ı dediğim gibi 450 gram olarak ayarlarsanız bisküvisi daha yoğun bir pasta elde edersiniz. Aslında sevdiğinize göre bu bisküvi olayını biraz ayarlayabilirsiniz. Bundan sonrası tamamen sizin vermek istediğiniz şekle bağlı. Üçgen yapabilirsiniz, yuvarlak şekilde yapabilirsiniz, top top şekillendirebilirsiniz. Hatta o şekillendirdiklerinizi Antep fıstığı ya da Hindistan cevizine bulayabilirsiniz. Bu küçük silikon kaplar var, çikolata yapılan. Onların içerisinde mini mini yapabilirsiniz. Çok fazla şekil vermeniz mümkün aslında. Ben bunu acil durumlar için yapıp buzlukta da bekletebiliyorum. Çok pratik bir şekilde çıkarıyorum, ikram ediyorum. Bu da aklınızda bulunsun.
Evet, pastam hazır. Şimdi bunu bu şekilde 2-3 saat kadar buzlukta bekletiyorum. Servis etmeden bir 10-15 dakika önce de çıkarıp dilimliyorum. Afiyet olsun. Deneyin. Bildiğiniz bir tat zaten ama bol cevizli çok daha güzel oluyor. Son 2017'nin son videosunda sizlere böyle bir pasta paylaşmak istedim. 2018'de yepyeni videolarla buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Mutlu seneler.